Arkadaşlar merhaba. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere yapı bilgisiyle ilgili 9. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu dizelerdeki bazı kelime ve eklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Islak sözcüğü türemiş bir sıfattır. Islak bir yorgan derken bakın yorgan isim, nasıl yorgan, ıslak yorgan. Islak sözcüğü niteleme sıfatıdır. Islamaktan ıslak olmuş, fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İstek kipi almış birden fazla sözcük vardır. Bakın göreyim, görüneyim, bürüneyim ifadeleri istek kipi almıştır arkadaşlar. Dolayısıyla birden fazladır. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üstüme sözcüğü iyelik ve yönelme eki almıştır. Örtün üstüme örtün ifadesinde benim üstüme dersem buradaki eki nedir? İyelik ekidir. E eki de arkadaşlar yönelme hal ekidir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş olurum. Görüneyim sözcüğü yapım ve çekim eki almıştır. Bakın kelimenin kökü görmektir, fiildir. Görmekten görünmek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. E eki, istek kip eki, im eki de birinci tekil şahıs eki. Hem bir tane yapım eki almış, iki tane de çekim eki aldığı için D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sabahı sözcüğü iyelik eki almıştır. Ne sabahı göreyim ifadesinde göreyim kim ben özne neyi sabahı sabahı sözcüğü arkadaşlar nesnedir. Bunu nesne yapan da buradaki belirtme hal ekidir. Dolayısıyla I ekinin iyilik eki olmadığını, belirtme hal eki olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu dizelerdeki bazı sözcük ve eklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Seni düşünürüm, anamın kokusu gelir burnuma, dünya güzeli anamın. Birleşik yapılı zarf vardır diyor, dursun. İyelik ve yönelme eki alan sözcükte ünlü düşmesi olmuştur. Nerede var arkadaşlar? Bakın burnuma kelimesinde kelimenin kökü burundur. U ünlüsünün düştüğü görülmektedir. Benim burnum desem buradaki um eki nedir? İyelik ekidir. A eki de arkadaşlar yönelme hal ekidir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Anamın sözcüğü iyilik ve tamlayan eki almıştır. Benim anamın desem yine M arkadaşlar burada iyelik ekidir. Anamın kokusu olursa belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki ın ekinin de tamlayan eki olduğu görülmektedir. C seçeneği de bu yüzden doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Güzeli sözcüğü iyelik eki almıştır. Bakın arkadaşlar dünya güzeli dediğimizde buradaki i eki nedir? İyelik ekidir. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şahıs eki almış sözcük vardır diyor. Nerede var arkadaşlar? Düşünürüm derken buradaki ü nedir? Birinci tekil şahıs ekidir. Ben düşünürüm. Dolayısıyla E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bu parçada birleşik yapılı zarf olmadığı için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük birden çok çekim eki almıştır. Arkadaşlar buradaki larlar eki nedir? Çoğul ekidir. Eleştirmenlerin çoğu demiş. Bakın belirtili isim tamlaması kurmuş. Dolayısıyla in ekinin de tamlayan eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iki tane çekim eki var. Bundan dolayı birden çok A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük yapım ve çekim eki almıştır diyor. Arkadaşlar yapmaktan yapıt olmuş. Buradaki ıt eki nedir arkadaşlar? Fiilden isim yapım ekidir. Bir yapıtı derken buradaki ı ekinin de arkadaşlar belirtme hal eki olduğu görülmektedir. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük iyelik eki almıştır diyor. Köy edebiyatı dersem belirtisiz isim tamlaması olur. Buradaki ı ekinin de biz iyelik eki olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Dördüncü sözcük gövdeden türemiştir. Gövde neydi arkadaşlar? Kök halindeki bir sözcüğün bir yapım eki aldıktan sonraki haline biz gövde diyorduk. Bakın değmek fiildir. Değmekten değer olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla burası gövdedir. Değerden de değerlenmek olmuş. Tekrardan yapım eki almış. Yani isimden fiil yapım eki almış. Gövdeden türediğini görüyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı da D seçeneği doğrudur. Bunu denemiş oluruz. Beşinci sözcük sadece yapım eki almıştır diyor. Bakalım dikkate almaktadır ifadesinde almak fiil kökü. Makta mekte eki nedir? İsim fiil ekidir. Bakın şu fiilden isim yapım ekidir. Ta bulunma hal ekidir. Dır da arkadaşlar ek fiildir. Görmüş olduğunuz gibi sadece yapım eki değil arkadaşlar. Aynı zamanda çekim eki aldığı da görülmektedir. Bunun için de E seçeneği yanlıştır. Doğru cevabımız da bu yüzden E seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük yalın haldedir. Zaman kelimesine baktığımızda hal eki almadığı için yalındır. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük birden fazla çekim eki almıştır. Arkadaşlar benim denemem dersem belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki M eki iyilik ekidir. D eki de arkadaşlar bulunma hal ekidir. Görmüş olduğunuz gibi iki tane çekim eki aldığını görüyoruz. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük şahıs eki almıştır diyor. İstediğim kelimesi bu dursun. Dördüncü sözcük ayrılma hal eki almıştır. Ayrılma hal eki neydi? Den dan ekiydi arkadaşlar. Üstesinden derken bakın buradaki den eki nedir? Ayrılma hal ekidir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük birleşik yapılıdır demiş. Gelemem sözcüğünde bakın buradaki e eki nedir arkadaşlar? E bilmek fiilinin yani yeterlilik fiilinin olumsuz olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelmek ve ebilmek sözcüğünden oluştuğu için bu nedir arkadaşlar? Kurallı birleşik fiildir. Bundan dolayı da E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi geldik şahıs eki alıp almadığına. İstemek fiildir. İstemekten istediği olmuş. Dıktık eki sıfat fiil ekidir. Bütün fiilimsiler yapım ekiydi. Dolayısıyla bu da fiilden isim yapım eki almış. Benim istediğim dersem isim olduğu için de buradaki im eki nedir arkadaşlar? İyelik ekidir. Yani şahıs eki değildir. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 5. soruya. Bu cümlede numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük hem yapım eki hem de çekim eki almış bir sıfattır diyor arkadaşlar. Bakalım yaşadığımız dünya derken dünya isim nasıl dünya? Yaşadığımız dünya burası nedir? Niteleme sıfatıdır. Sıfat olduğu doğru arkadaşlar. Yaş isim köküdür. Bakın yaştan yaşamak olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. O yüzden yapım eki aldığı da doğrudur. Bizim yaşadığımız dersem bakın şuradaki ımız eki de iyelik eki olur. Tamlama kurduğu için. Dolayısıyla çekim eki de almıştır arkadaşlar. Bu da doğrudur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. İkinci sözcük yapım eki alırken ünlü düşmesine uğramış, türemiş bir sözcüktür. Çevre kelimesine bakıyoruz. Arkadaşlar çevre kelimesi çevirmekten gelir. Dolayısıyla fiil kökündedir. Çevirmekten çevre olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Türerken ünlü düşmesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük farklı işlevde yapım ekleri almış bir sözcüktür diyor. Göz isim köküdür. Gözden arkadaşlar bakın gözlemek olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Gözlemekten gözlem olmuş. Buradaki M de fiilden isim yapım ekidir.
Gözlemden de arkadaşlar gözlemlemek olmuş. Tekrardan isimden fiil yapım eki almış. Gözlemlemekten de gözlemledikleri olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla birden fazla yapım eki alıyor sözcük ve bunların birisinin fiilden isim, diğerinin isimden fiil olduğu görülmektedir. Yani farklı işlevlerde yapım eki vardır, doğrudur. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Dördüncü sözcük 3 farklı çekim eki almıştır. Bakalım düşündükleri kelimesine bakacak olursak larlar eki nedir arkadaşlar? Çoğul ekidir. Onun düşündükleri dersem şuradaki birinci i'nin arkadaşlar iyelik eki olduğu görülmektedir. Buradaki i de nedir? Belirtme hal ekidir. Dolayısıyla 3 farklı çekim eki aldığı doğrudur. D seçeneğini de elemiş oluruz. Beşinci sözcük fiilden fiil yapım eki almış türemiş bir fiildir. Bakalım sunuyor kelimesine baktığımızda sunmak fiildir. U yardımcı ünlüdür. Yor da arkadaşlar şimdiki zaman kipekidir. Fiilden fiil yapım eki almamıştır. Türemiş bir fiil değil, basit bir fiildir. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır demiş. Her hafta pazar günü biz de toplanıyoruz ifadesine bakın top isim köküdür. Toptan toplanmak olmuş arkadaşlar. İsimden fiil yapım eki almış. Bir tane yapım eki aldığı için biz buna ne diyoruz? Türemiş sözcük diyoruz. Havalar ısındı mı? İstanbul'u gezmeye doyum olmaz. Arkadaşlar doyum olmaz yüklem. Doyum olmak nedir? Birleşik bir fiildir. Yardımcı eylemle yapılan birleşik fiil olduğunu görüyoruz. Hangi mesleği seçeceğime karar verdim ifadesinde karar vermek yüklemdir arkadaşlar. Aynı zamanda deyim olduğu için de bu nedir? Anlamca kaynaşmış birleşik bir fiildir. Annesinin elindeki poşetleri alıverdi. Almak fiil, i vermek tezlik fiilidir. Dolayısıyla bu da kurallı birleşik fiildir. Kitapların süslü kapakları göz boyuyor ifadesinde göz boyuyor yüklem, göz boyamak deyimdir. O yüzden bu da anlamca kaynaşmış birleşik fiildir. Farklı olanı sormuştu. B, C, D ve E seçenekleri birleşik fiildir. A seçeneği ise türemiş olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Birinci sözcük tamlayan eki almıştır. Kuşağının hazırlık dönemi dediğimizde arkadaşlar bakın kuşağının dönemi belirtili isim tamlamasıdır. Dolayısıyla buradaki ın eki de birinci sözcük olduğu için tamlayan eki almıştır. Bundan dolayı bir doğrudur elemiş oluruz. İkinci sözcük türemiş bir sözcüktür diyor. Hazırlık sözcüğüne bakacak olursak kelimenin kökü hazırdır, isim köküdür. Hazırdan hazırlık olmuş. Yani isimden isim yapım eki almıştır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü sözcük basit yapılı bir sözcüktür demiş. Döneminde kelimesi bu dursun. Dördüncü sözcük türemiş bir sözcüktür. Geçmek fiil köküdür. Geçmekten geçen olmuş arkadaşlar. An en eki nedir burada? Sıfat fiil ekidir. Tüm fiilimsiler yapım ekidir demiştik. Bu da fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla yapım eki aldığı için türemiştir. Bu yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük çekim eki almıştır. Biridir ifadesinde biri belgisiz zamirdir. Buradaki dir de nedir arkadaşlar? Zamirler de isim soylu sözcükler olduğu için ek fiil alabilir. O yüzden ek fiil almıştır. Ek fiil de çekim ekidir. İsimlere de gelir. E seçeneği de bu yüzden doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan basit yapılı bir sözcüktür ifadesine bakacak olursak dönmek fiil köküdür. Dönmekten dönem olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla fiilden isim yapım eki aldığını görüyoruz. Bundan dolayı bu sözcük basit değil, türemiş bir sözcüktür. Çünkü yapım eki almıştır. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır.
Geçiyoruz 8. soruya. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır demiş. Bakalım. Yerleşimde ifadesinde kelimenin kökü yerdir, isim köküdür. Yerden yerleşmek olmuş arkadaşlar. Yani isimden fiil yapım eki almış. Yapım eki aldığı için bir numaralı sözcük nedir? Türemiştir. Anmaktan anıt olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığı için bu sözcük de yine türemiştir. Sembollerle kelimesine bakacak olursak bu dursun arkadaşlar. Benzerlik kelimesinde kelimenin kökü nedir? Bakın benizden gelir arkadaşlar. İ'nin üstünün düştüğünü görüyoruz. Benizden benzemek olmuş. Benzemekten benzer olmuş. Benzerden de benzerlik olmuş. 3 tane yapım eki aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sözcük de nedir? Türemiştir. Etmekten de etki, etkiden de etkilemek olmuş. 2 tane yapım eki aldığı görülmektedir. O yüzden bu sözcük de nedir? Türemiştir. Arkadaşlar sembollerle kelimesinin kökü semboldir. İsim kökündedir. Ler burada nedir? Çoğul ekidir. L arkadaşlar burada vasıta ekidir. Görmüş olduğunuz gibi 2 tane çekim eki almış. Yapım eki almamış. O yüzden sembollerle sözcüğü de basittir. Farklı olanı sormuştu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır demiş. Arkadaşlar, ışık kelimesinin kökü ışımaktır. Işımak fiil köküdür. Işımaktan ışık olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük türemiştir. Yansıyan kelimesine bakacak olursa kelimenin kökü yansımaktan gelir. Fiil köküdür. Yansımaktan yansıyan olmuş arkadaşlar. Sıfat fiil eki almış. Tüm fiilimsiler yapım ekiydi. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de yapım eki aldığı için türemiştir. Gölge kelimesi dursun. Büyük kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü büyümektir. Fiil köküdür. Büyümekten büyük olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla bu sözcük de yine türemiş sözcüktür. Görünüyor kelimesinde kelimenin kökü görmek fiilidir. Görmekten görünmek olmuş. Fiilden fiil yapım eki almış. Bu sözcük de yapım eki aldığı için türemiştir. Farklı olanı sormuştu. Bakın gölge kelimesi arkadaşlar kök halindedir. O yüzden de basittir. Bunun içine doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 10. soru cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır demiş. Gözünden damla damla dökülüyor yaşlar ifadesinde yaş burada isim köküdür. Lar çoğul ekidir. Yapım eki almadığı için arkadaşlar bu sözcük nedir? Basittir. Başlar gece olunca bütün dertler ifadesinde dert isim köküdür. Lar çoğul ekidir. Yine bu sözcük de yapım eki almadığı için basittir. Gözler bitince gözler konuşur ifadesinde göz isim köküdür. Larlar eki arkadaşlar burada çoğul ekidir. Bundan dolayı da bu basit sözcüktür. Biz bilmesek de aslında çok değerli bu taşlar ifadesinde taş isim köküdür. Lar çoğul ekidir. Bu da yine basit yapılı bir sözcüktür. Herkes seni konuşur. Yolunu gözler ifadesinde göz isim köküdür. Gözden gözlemek olmuş arkadaşlar. İsimden fiil yapım eki almış. Buradaki R de nedir? Geniş zamandır. Dolayısıyla yapım eki aldığı için buradaki gözler sözcüğü nedir? Türemiştir. Farklı olanı sormuştu. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Birinci sözcük 3 farklı çekim eki almıştır. Bunalmıştım kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın bunalmak fiildir. Mış burada nedir? Öğrenilen geçmiş zaman kipekidir. Tı arkadaşlar ek fiildir. Ek fiilin neyi bu? Hatırlarsanız hikayesi. M de nedir? Birinci tekil şahıs ekidir. Dolayısıyla 3 tane çekim eki aldığı görülmektedir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. İkinci sözcük
Tamlayan eki almış basit bir sözcüktür demiş. Denizin suları dersem arkadaşlar bakın belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki in eki de nedir? Tamlayan ekidir. O yüzden B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Aynı zamanda yapım eki almadığı için de basit bir sözcüktür. Üçüncü sözcük türemiş bir sözcüktür diyor. Soğuk kelimesinin kökü soğumaktır arkadaşlar. Fiil köküdür. Soğumaktan soğuk olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiştir. C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dördüncü sözcük yapım ve çekim eki almıştır diyor. Dalgalardan kelimesine bakıyoruz. Kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Dalmaktır. Fiil köküdür. Dalmaktan dalga olmuş. Yani fiilden isim yapım eki almış. Lar burada çoğul eki. Aynı zamanda dan da nedir? Ayrılma hal ekidir. Arkadaşlar yapım ve çekim eki aldığı görülmektedir. D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Beşinci sözcük türemiş bir fiildir demiş. Korkuyordum kelimesinde kelimenin kökü korkmaktır. Yani fiil köküdür. Buradaki u nedir arkadaşlar? Yardımcı ünlüdür. Yor, şimdiki zaman ekidir. Du, ek fiildir. Ek fiilin nedir arkadaşlar? Hikayesidir. M de birinci tekil şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi yapım eki yoktur. Bundan dolayı sözcük türemiş değil, basit bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu dizilerdeki bazı kelime ve eklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Burada yağmur yağıyor, aralıksız yağıyor günlerdir. Ama sen yine de şemsiyeni almadan gel. İlk otobüsle dizelerinde aralıksız sözcüğü türemiş yapılıdır demiş. Ara burada nedir? İsim köküdür. Aradan aralık olmuş. Aralıktan da aralıksız olmuş. İki tane yapım eki almış. Yapım eki aldığı için türemiştir. O yüzden A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Ek fiilin geçmiş zaman ekini almış sözcük vardır. Dursun. Yağmur sözcüğü türemiş yapılıdır. Yağmak fiil kökü. Yağmaktan yağmur olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığı için bu sözcük de türemiştir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yağıyor sözcüğü sadece çekim eki almıştır. Yağmak neydi? Fiil köküydü. I yardımcı ünlü. Yor ise şimdiki zaman kipekidir. Görmüş olduğunuz gibi sadece çekim eki almış. Yapım eki almamış. Bu yüzden D seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Şemsiyesini sözcüğü iyilik ve hal eki almıştır diyor. Arkadaşlar şemsiyeni ifadesinde ben buraya senin şemsiyen desem belirtili isim tamlaması olur. Dolayısıyla buradaki N eki iyilik ekidir arkadaşlar. İ eki de nedir? Belirtme hal ekidir. Dolayısıyla hem iyilik eki almış hem de hal eki almıştır. Bundan dolayı da E seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan ek fiilin geçmiş zaman ekini almış sözcük yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Geçiyoruz son soruya arkadaşlar. 13. soruya. Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Yapıtında kelimesine bakacak olursan yapmak fiil köküdür. Yapmaktan yapıt olmuş yani fiilden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığı için bu sözcük nedir? Türemiştir. Fenerinde kelimesi fener isim köküdür. Deniz feneri demiş. Buradaki i nedir arkadaşlar? O yüzden iyelik ekidir. D de bulunma hal ekidir. Bundan dolayı da fenerinde sözcüğü çekim eki almış, yapım eki almamış. O yüzden basittir. Korkmak fiil kökü. Korkmaktan korku olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığı için de bu sözcük de türemiştir. Düşünmenin kelimesine bakacak olursak arkadaşlar kelimenin kökü düştür. İsim köküdür. Düşten düşünmek olmuş. Yani isimden fiil yapım eki almış. Mame de burada isim fiil ekidir. Dolayısıyla sözcük yine fiilden isim yapım eki almıştır.
İki tane yapım eki aldığı için de bu sözcükte nedir? Türemiştir. Uzağında kelimesine bakacak olursak kelimenin kökü uzdur. Uz eski Türkçe'de ırak anlamına gelir. O yüzden isim kökündedir. Uzdan uzamak olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu da isimden fiil yapım ekidir. Uzamaktan da uzak olmuş. Buradaki ünsüz yumuşaması olduğuna görüyoruz. G eki de yumuşak G eki de arkadaşlar fiilden isim yapım ekidir. Dolayısıyla bu da yapım eki aldığı için uzağında kelimesi bu da türemiştir. Farklı olanı sormuştu. Fenerinde kelimesi sadece çekim eki aldığı için basit yapılı bir sözcüktür. Diğerleri türemiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.